Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere PTT AVM'den bahsedeceğim. İlk başta şunu söylemek istiyorum ki PTT AVM'den alışveriş yapacaksanız eğer çok geniş zamanlı olmanız lazım ve sinirli olmamanız lazım. Bir televizyon siparişi verdim. 4 iş günü geçmesine rağmen kargom e, yola çıkmadı. Televizyonum yola çıkmadı. Televizyonu da profilden aldım. Yani bir Satıcı firmadan. PTT AVM üzerinden aldım. Profilo marka. Ee, beni pazartesi... Ben siparişi peşeme gün oluşturdum. Pazartesi günü beni arıyorlar. İşte telefon adresi sordular falan filan. Hepsi doğru. peşmegen e, Sıkıntı yok. Televizyonunuzu göndereceğiz dediler falan. Aa, üstünden 3 gün daha geçmiş. Hala televizyonum gönderilmedi. Ve ee, sürekli PDD Avrupa'nın sitesinden bakıyorum. Ee, kargo yerine bakıyorum. Siparişiniz hala hazırlanıyor. Siparişiniz hala hazırlanıyor. Yani 4-5 gün geçti. Hafta sonu da sayıyorum. Üzerine 6 gün oluyor. 6 gündür siparişiniz hazırlanıyor diye ibaresi hiç değişmedi. En sonunda profilo bayilerini aramaya kalktım. Aradım, ulaştım. Sana geri dönüş yapacağız dediler. 2-3 defa aradım. Geri dönüş olmadı. En son kızdım. Aradım dedi sipariş etmek istiyorum dedim. Siparişi e, iptal edelim mi? Görüştüler e, firmayla. E, iptal edebilirsiniz demişler onlara. PDD AVM. E, şey, fi, satıcı firma. Neyse siparişi iptal ettim. Bu sefer aradım şeyi yine profilo bayisini aradım. İstanbul'daki numarayı aradım ben. İstanbul bu muydu? İzmir mi ne? Yani kargozan ne İzmir'den gelecek. Neyse oraya ulaştım. Telefonla konuşken hanımefendiyle bir beyefendi diyor sizi arıyor diyor. Kapattım telefonu. Neyse kapattım telefonu. Açtım onların aradığı numarayı. Ve işte siparişinizi iptal etmeseydiniz işte e, kar size kargo ulaşacaktı, gelecekti. Biz onu kargoya verdik. Ya kardeşim kargoya verdiyseniz benim siparişimi. mail gelir. Mesaj gelir. Sizden hiçbir şey gelmedi. PTT AVM'nin sitesinde hala siparişiniz hazırlanıyor, yazıyor. Siz neyin e, dalgasını benimle geçiyorsunuz yani? PTT AVM'den, P -P PTT AVM'nin burada çok büyük bir eksikliği var. Ya oraya bir ürün koyuldu mu? Sadece firmalar oraya fi ürün koydu mu? Ellerinde ne kadar adet var? Yazılması lazım. E, ne zaman kargoya verecekler? Bu bilgiler girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler girilmediğinden dolayı mağdur oluyoruz. İnsanları mağdur ediyor PTT AVM. Bakın, ee, eğer oraya o bilgiye girilseydi biz de ona göre sipariş verdik. Demek ki televizyon ellerinde yok. Hala orada var gözüküyor. Biz sipariş ediyoruz. Hala bekle dur kargo. Kargoya verdik diyorlar. E, yalan. Bana göre yalan. Kargoya verdiysen ürün bana mesajı gelir. Maili gelir. Uğraş dur. Uğraşıp duyuyoruz. Ben hepsi buradan trend yoldan alışveriş yapıyorum. 4 günde Trabzon'a ulaşıyor. Siz 6 gündür kavgayı verememişsiniz bakın. Yani 6 gündür kavga verememişsiniz. Hala yu işte Kasım ayı siparişlerinden dolayı yoğunluk falan filan. Ya siz ne kadar sipariş veriyorsunuz? Ne kadar sipariş alıyorsunuz kardeşim ya? Ben Trendyol'dan bir telefon siparişi verdim. Ee, sipariş verirken bugün sipariş verirseniz yarın kargoda dediler. Yarın satıcı firma kavgoya veremediğinden dolayı öbürsü gün bana Trendyol'dan mesaj geliyor ki ee, siparişiniz kargoya zamanla verilmediği için isterseniz iptal edebilirsiniz. Bakın. Ne kadar güzel bir şey. PTT AVM'de hiç öyle bir şey yok. Ya siparişi iptal etmek için illa ki PTT AVM'yi arayacaksın. Şey, ülkece PTT'yi arayacaksın. Oradan PTT AVM'ye bağlanacaksın. Oradan, AVM Oradan müşteri temizcisini bekleyeceksin. Uğraşla dur. Eksikleri çok PTT AVM'nin. O yüzden dediğim gibi alışveriş yaparken çok dikkatli olun. Zamanınız geniş olacak. Sabırlı olacaksınız. Sinirli olmayacaksınız arkadaşlar. Anlayacaklarım bu kadar. Ben mağdur oldum. Sipariş iptal ettim. Ee, şimdi de e, PTT AVM'den almanın almamın sebebi de şu. Köylere çıkıyorlar diye. Ben köye alacaktım televizyonu. Ama şimdi pişman oldum. Başka bir siteden e, Trabzon merkezi aldıracağım kargoyu. Buradan da köye götüreceğim. Onu mecbur. Yani Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Gerçekten PTT'de, Avm'de yazıklar olsun. O profil o payısına da yazıklar olsun. Elinizde yoksa derece yok değil. Sipariş edin kardeşim. Niye bekletiyorsunuz insanları ya? Bu da saçmalık olur mu ya? Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.